Geçen bayram da böyleydik. Geçen bayram da böyle buruktuk biraz ama bu bayram da burukuz maalesef. Bir Ramazan ayını geçirdik hep beraber. Çok değişik. Bazı zamanlarda evlerde, bazen işte biz dün Tekirdağ'da sevgi evindeydik, huzur evindeydik. Birbirinden kıymetli hemşerilerimizle iftar sofralarında hep beraber olduk. Çok büyük sofralar kurduk. O sofra etrafında hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, hiçbir düşünce farkı gözetmeden, hiçbir sosyoekonomik farklılık olmadan hep beraber olduk. Amacımız neydi? Ramazan ayı boyunca Ramazan'ın özü olan birlik, beraberliği, kardeşliği, paylaşmayı, dayanışmayı, sevgiyi, adaleti, merhameti, bu duygularımızı pekiştirmekti. Gerçekten de çok yoğun bir şekilde bu duyguları yaşadık, paylaştık. Ama bugün bayramda bu duyguları yaşamamak istememize rağmen, bu pekiştirdiğimiz, güçlendirdiğimiz duyguları bayramda hep beraber yaşamak istememize rağmen maalesef, maalesef üzülerek ifade ediyorum ki bu bayram hukukun ve adaletin ayaklar altına alındığı ülkemizde bu bayramı da buruk geçiriyoruz, buruk geçireceğiz. İsterdik ki adalet duygusu, hukuk duygusu zedelenmesin. İsterdik ki birlik beraberliğimize hiçbir şekilde kimse tarafından müdahale olmaz. Sevgi olsun, insanların içinde adalet, merhamet duygusu olsun. Ama maalesef görüyoruz ki hala bu duyguları içinde barındıramayan, kardeşi kardeşe, değil mi, kardeşi kardeşe, insanları birbiriyle karşı karşıya getirerek bu çatışma ortamından, bu huzursuzluktan kendine pay çıkarmak isteyen insanlar var. Maalesef kendine pay çıkarmak isteyen yöneticiler var. Bundan da büyük bir hicap duyuyoruz. Bu bayramı daha coşkuyla, gerçekten bayram havasında, birlik beraberlik içerisinde yaşamayı isterdik. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 5 Ağustos'ta Silivri'deydim ben de. Orada binlerce insan toplandı. Bizler duruşma salonunun içine girebildik. Milletvekili kimliğimizle beraber tabii ki. Ama duruşma salonuna ne yakınları girebildi, oradaki insanların, ne eşleri, ne çocukları. Avukatlar didik didik aranarak, çoraplarına kadar çıkarılarak avukatlar içeri alındı. Yani orada ne vardı biliyor musunuz? Zulüm vardı. Olmaması gereken şeyler vardı. Ve maalesef çıkan kararlar da bu toplumun vicdanını sızlatan kararlar. Biz hukuka, adalete, demokrasiye sonuna kadar inanan insanlarız. Hukukun olması gerektiğini en fazla dile getiren, hukukun üstünlüğünün, ama üstünlerin hukukunun değil, herkese eşit, adaletli bir muamele olması gerektiğini her zaman ifade eden insanlarız. Biz diyoruz ki hukuk herkese neyse bize de olsun, farklı olmasın. Ama bir toplumun hukuku siz, adaleti seçimle gelip, değil mi, sandıkla gelip hukuku, adaleti, demokrasinin temel değerlerini siz rafa kaldırırsanız, siz bu yargıyı kendinize karşı olan, muhalefet eden herkese bir sopa olarak kullanırsanız, ki maalesef biz Silivri'de gördük, adeta bir torba yapmışlar. Şimdi torba kanunlara alıştım ben. 2 yıldır mecliste biliyorsunuz arka arkaya torba kanunlar geliyor. Torba kanunlar geçiyor. İçinde ne ararsa var. İçinde 3 tane iyi şey var, 5 tane kötü şey var, 3 tane çok çok kötü şey var. Yani ne diyeceğinizi, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Kanunlar böyle yapılmaz. Kanunlar sindire sindire, tartışa tartışa, tüm sosyal tarafların duyguları dinlenerek, düşünceleri dinlenerek oturulur, yapılır. Herkesin içine sinen karara herkes karşı çıkar ya da onay verir. Ama Silivri'de yaşananlarda adeta bu torba kanunları aratmayacak şekilde torba bir örgüt yapılmış. İçinde kim ararsanız var. İçinde Danıştay saldırısına, Cumhuriyet'e bomba atanlar da var. İçinde bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış üst düzey rütbeli askerler de var. İçinde gazeteciler de var. İçinde doktorlar da var, milletvekilleri de var. İçinde maalesef derin devlet dediğimiz, geçmişte bazı acılara, bazı olumsuz şeylere, maalesef bazı katliamlara sebep olmuş insanlar da var. Onları yan yana koymuşlar, içine koymuşlar, adına da bir örgüt koymuşlar. Ondan sonra da hepsini
hakkaniyetten uzak bir şekilde hukuku rafa kaldırarak, adaleti rafa kaldırarak, vicdanları bırakarak, vicdan yok orada çünkü, vicdanlar da yok, hiçbir şey yok, rafa kaldırarak gördüğünüz kararları, Genelkurmay Başkanlığı yapmış bu ülkede, sadece görevini yapmış bir insan, müebbet aldı. Danıştay saldırısında Cumhuriyete bomba azmettiricisi, Danıştay saldırısının azmettiricisi de serbest bırakıldı. Milletvekilleri müebbet aldı. Bir gazeteci Mustafa Balbay, bizim de İzmir milletvekilimiz biliyorsunuz, ne yapmış? Adamı öldürmüş. Şiddet mi uygulamış? Örgüt mü kurmuş? Ne yapmış da bu insan? Hani sadece bir köşe yazarı olan, değil mi? Gazetecilik yapan, mesleğini elinden geldiğince yapmaya çalışan bir insan. Ne yapmış da 34 yılı geçen süreyle ceza almış? Bu kararlar işte bu sefer hukuktan uzaklaşınca, hukuk rafa kalkınca, adalet olmayınca ne yapıyor biliyor musunuz? Bu toplumun vicdanında yer ediniyor. Bu toplumun vicdanını sızlatıyor. İşte biz bu kararların hukuksuz olduğunu buradan anlıyoruz. Bu toplumun eğer vicdanı sızlıyorsa, her birimizin vicdanı sızlıyorsa, hiçbir ayrım yapmıyorum ki sızlamalıdır. Eğer hepimizin vicdanı sızlıyorsa bu kararlar hukuk dışıdır, adalet dışıdır. Bu kararlar tamamen siyasidir. Zaten Başbakanın başdanışmanı, Ankara Milletvekili diyor ki, bu diyor, bu kararlar diyor, Ergenekon diyor, Cumhuriyet tarihinin diyor, en önemli diyor, hukuksal hesaplaşmasıdır diyor. Şimdi hukukta hesaplaşma olur mu? Hukuk vardır, adalet vardır ya da yoktur. Hukuk kimseyle hesaplaşmaz. Hukukun tek bir sayısı vardır, tek bir şeyi vardır. Nedir? Karşısındaki insana adalet vermek. Suçluysa cezasını vermek, masumsa onun özgürlüğünü sağlamak. Değil mi? İspatlamak. Hukuk kimseyle hesaplaşmaz. Kendi kendilerine ele veriyorlar. Kendi düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Diyor ki en büyük hukuksal hesaplaşma. Ama bu hukuksal hesaplaşma değil, tamamen siyasi bir hesaplaşma. Emin olun orada hiçbir şey yok. Çoğu yerde olmayan şeyler. Yani bu insanlar darbe mi yapıyor, cebir ve şiddet mi uyguluyor, ne yapıyor belli değil. Bunu kimse anlamadı, ben anlamadım. Bu toplumda, bu halkın içinde de kimsenin anladığını sanmıyorum. Ama bu toplumun vicdanında bu insanlar çoğunluğu, büyük bir kısmı beraat etmiştir. Toplumun vicdanında da Ergenekon'u bu şekilde kullananlar, hukuku bu şekilde kullananlar, yargıyı bu şekilde kullananlar, iktidar gücünü, insanların, masum insanların kendine verdiği oyu bu şekilde kullananlar zamanı gelince hesabını da verecektir bu yaptıklarını. Sanmasınlar ki bunlar hesapsız kalacaktır. Sanmasın ki bu halk bunun hesabını sormayacaktır. Zamanı gelince bunun hesabı sorulacaktır. Gönül isterdi ki, dediğim ya biraz önce de, bayramı bayram tadında yaşayalım. Gerçekten o bayramlara çok hasretiz. Gerek bu bölgede, ülkemizde, coğrafyamızda hasretiz. Görüyoruz ki Müslüman coğrafyada şey yok. Olması gereken ne dedik biraz önce, söyledik. Ramazan'ın özü, Müslümanlığın özü ne? Birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, merhamet. Ama maalesef yaşananlar coğrafyamızda da hep kan ve gözyaşı. Kardeşin kardeşi öldürmesi. Neden bu böyle? Bunu düşüneceğiz. Bunları düşüneceğiz. Bunların olmaması için de bizler elimizden geldiğince birlik beraberliğimizi sağlayarak, her şeyimize, özümüze sahip çıkarak, kimseyi ötekileştirmeyerek elimizden geldiğince bunu tesis edeceğiz. İnşallah biz bunu kendi evimizde, Tekirdağ'da yapacağız. Türkiye'de yapacağız. Yerel seçimlerde bu birlik beraberliği sağlayacağız. Ondan sonrası da zaten gelecek. Türkiye gerçekten hak ettiği bayramlarına, bayram coşkusuna, bizim insanlarımız çünkü her şeyin en iyisini hak ediyor. Hiçbir ayrım yapmadan söylüyorum. Hiçbir bölge, hiçbir insan, hiçbir düşünce, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Her şeyin en iyisini hak eden, her şeyin de en iyisini yapmış bugüne kadar onuruyla, hiçbir şekilde boyun eğmeden, dimdik bugünlere gelmiş bir ülkenin bir ferdi olarak da bunu ifade etmekten gurur duyuyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Buna da inancım tam, umudum tam. Çünkü biz bu insanları her yerde gördük, her ortamda gördük. Bu insanlar her şeyi başaracak. Hem o sevgiye hem de o güce muktedir.
İnşallah vesile olur diyorum bu bayramın. Birlik beraberliğimize, kardeşliğimize, barışa, adalete, demokrasiye, özgürlüğe. Ve inşallah da bunu en güzel bir şekilde tesis ederiz. Bir daha bozulmamak, bir daha karıştırılmamak uğruna bu mücadeleyi hep beraber veririz diyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Çok sağ olun. Biliyorsunuz davanın ardından savcılar mahkemeye dilekçe yazdılar cezaları az oldukları için. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah ıslah etsin diyorum. Yani cezaları az buldularsa hani Allah ıslah etsin. İdam olsa idam verecek. Yani Allah ıslah etsin. Zaten müebbetin karşılığı idamdır. Türk Ceza Kanunu'nda, Türk Ceza Kanunu'nda idam kalktığı için zaten müebbet hapisi oldu. Yani şu an hani bizim ceza kanunumuzda cezada eğer idam olsaydı demek idam verecekti. Ki biz bunları yaşadık. Adnan Menderes asılmadı mı? Bakanlarıyla beraber. Deniz Gezmişler asılmadı mı? 17 yaşındaki çocukların yaşı büyütülüp asılmadı mı? Bunları yaşadık. Nasıl bunları şu an, bunları toplum vicdanında bu yapılmamalıydı, bu yanlıştı. Bunu yapanlara lanet ediyoruz diyorsak, bugün de bu kararları verenlere, bunları dileyenlere, cezayı az bulanlara, dediğim gibi bunu bu şekilde kullananlara, iktidar gücünü bu şekilde kullananlara, kendinden olmayanı, muhalefeti sopalayarak, onları bir şekilde tasfiye etmenin yollarını arayanlara da tarih bu halk ileride lanet edecektir. Onları biz nasıl şu an minnetle anıyorsak, bunlar da lanetle anılacaktır. Tarih bunu gösterecektir. Yani bu böyledir. Doğrular her zaman su yüzüne, gün yüzüne çıkar. Biraz demek ki bu halkın da, bu toplumun da zamana ihtiyacı var ama ben bu seçimlerde gereğinin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum.